çok gizlediği sırrı içinde barındıran, olayların sırlarını içinde barındıran, şimdi zamanımız olacak olayların da sırlarını içinde barındıran, açık açık anlatılan ama farkına varılamayan bir kitaptır. Onun için hahamlar mesela çok dikkatlice, özenli, defalarca okuduktan sonra Tevrat onlara açılmaya başlıyor, anlıyorlar. Mesela bak şu ölüler ülkesi hiç anlaşılamayan bir şeydir Tevrat'ta. Ya bakan der ki yani işte karanlık bir yer, ölüler ülkesi falan, öyle sene. Ama bak öbürü için, öbür hayat için öyle demiyor. Aydınlık, güzel, sonsuza kadar yaşanan yerdir diyor. Cennet için. Hayat vardır orada diyor, güzellik vardır diyor. Ama bak cehennem için sadece karanlık ve sessizlik ve ölüler vardır diyor. Başka bir şey yoktur diyor. Çok net açıklama yani. Şimdi biz cehennem diyoruz, mesela alevler var ya. Kim için bu? Şu beyni olan için var alev. Ölüye, ölüyü alev ne haber olmaz. Isı, cayır cayır yanıyor böyle, bağırtı, hiçbirini duymaz. Bağırtıyor da hiçbir şey duymaz, şuuru da kapalı. Onun için cehennemde zırvalıyor. Abuk subuk konuşuyor, böyle sarhoş gibi. Ama mümin ibret alıyor tabi ondan. Ayette şeytanın Allah'a sınırı, orada onlar için kemikleri çatırdatan inlemeler vardır diye bildiriyor Allah. Ama onu da duymuyor onlar. Tabi. Bak diyor ki Allah, kördürler, sağırdırlar diyor. Bu ne bu? Şuur kapalı anlamında. Kör ve sağır duymuyor. Kemikleri çatırdatan var. Şey, ama Müslüman duyuyor bunu. Ama orada değil, içinde değil. Müslüman ibret alıyor. Yani haline şükrediyor. Haline şükretmek çok önemlidir. Allah'ı kavramak, halinin güzelliğini anlamak açısından çok önemlidir. Mesela bak diyor ki Eyüp 7-9, bir bulutun dağılıp gitmesi gibi ölüler diyarına inen bir daha çıkmaz. Ama bak böyle, bak bir bulutun dağılıp gitmesi gibi diyor. Yok oluyor da. Ya şuur yok çünkü. Bak ya Rab, beni ölüler diyarından çıkarttın, yaşam verdin. Yani ruh üfürdün. Bana diyor, ölüm çukuruna düşürmedin. Mesela bak, yaşayanların diyarında Rabbin huzurunda yürüyeceğim, bu cennet. Rabbin huzurunda Allah'ı göreceğiz diyor. Ve orada yaşayacağım diyor. Allah'a yakın olmak için, anlamak için yorgunluk meydana gelmez. Yani zor değildir Allah'ı anlamak. Sadece samimi olmak yeterlidir. Kendini sıkmadan mesela üç delille falan yeterli konsantrasyonu sağlar mümin. 2-3 delille. Allah'ın sanatının mesela yüzlercesini, binlercesini insan düşünemez aynı anda. Hayata yayarak da çok zor düşünür. Yani Allah'ın sanatı öyle düşünmekle bitirilecek gibi değil.